Merhaba arkadaşlar. Yine Lightning Design Sistemi'ne devam ediyoruz. Bugünkü konumuz floats'lar. Float yani sağa kaydırma, sola kaydırma ya da tam ortaya alma. Floating yapacağız bugün. Şöyle hemen başlıyorum. Yine bir division oluşturalım. Daha sonra bu division'in içine bir paragraf koyalım. Bu paragrafın içinde de şu şekilde yazıyorum arkadaşlar. I am floating left diyorum. Bu left olsun. Bu division'dan 3 tane daha, 2 tane daha yapıyorum. Biri right, biri de center için. Şimdi normalde bu yazıların hepsi biliyorsunuz sol tarafta kalacak. Default öyle. Ama float'u içeren class'ı kullandığımız zaman şu şekilde SL DS dash float left dediğiniz zaman bu zaten left'te ama tabii ki böyle bir klasımız var. Kullanmaya gerek var mı? Gerek yok. Çünkü default zaten left. Bir de bunun right'ı var. İsterseniz center ile devam edelim. I'm floating center diyelim buna. Ya da şöyle to left to the center diyelim. Sonuncusu da to the right olsun. Bu şekilde 3 tane klasımız var arkadaşlar. SLDX, float, left, right ve center şeklinde. Tekrar ediyorum. Daha önce de söylemiştim. SLDX, float, SLDX'ten sonra her zaman dash kullanıyoruz. Ondan sonra gelecek property name var. Float, o hemen sonra geliyor. Daha sonra bunun türleri var. Left, center, right. Onlar da underscore kullanıyorsunuz. Bu formatın yazılışına da dikkat edin. Daha sonraları kendiniz rahatlıkla yazabilirsiniz. SLDS dash float. Ondan sonra en son her zaman eğer birden fazla özelliği varsa underscore ile devam ediyor. İsterseniz deploy yapalım. Görelim arkadaşlar. Nasıl bir sonuçla karşılaşacağız? Sayfamı edit yapıyorum. Evet, şimdi geri gidelim. Evet, I'm floating to the right. Tamam. Ondan sonra left de tamam. Ama center diye bir şeyin olmadığını görüyorsunuz. Center'ı kullanmıyoruz. Center float olmadı. O yüzden kullanacağınız şeyleri bilmek lazım. Şu anda right var, left var. Center'ın da olmadığını görmüş olduk. Bir tane de var arkadaşlar. Bu da none şeklinde. I'm floating. I'm not floating diyelim buna. I'm not floating diyelim. Bu da none oluyor arkadaşlar. Bu şekilde 3 tane var. Left, right bir de none var. None biliyorsunuz. Yani float yapmıyor. Bunu tekrar deploy yapıp görmeye gerek yok. Bunun dışında farklı bir floating yok. Bir right var, bir left var, bir de none var arkadaşlar.